arkadaşlar, şu anda göreceğiniz sonuçlar Erzurum'dan geliyor. Bakalım MyHeritage bu arkadaşı nasıl çıkartmış. İlk %94.9 Batasyalı, 3.7 İtalya, yani Güney Avrupa ve 1.4 Baltik. Şimdi bu arkadaş Erzurum'dan olduğu için, yani genetik gruplara bakarsak Türkiye gösteriyor ve Diyarbakır Mardin'i Türkiye gösteriyor komple ve Türkiye'de yaşayan Türkler İran'da, Irak'ta, Kürdistan falan yazmış. Yani bu bölgeyi komple diyor, gördüğünüz gibi. Şimdi bu arkadaşın geçmişe göre diyor ki biz Kürt karışımıyız, yani Kürt milletteniz ve merak etti işte bu İtalyan bölümü nereden gelebilir ve bu Baltik bölümü nereden gelebilir. Şimdi bu Baltik bölüm daha çok Slav millete ait bir bölüm. İtalya'da Güney Avrupa. Ama gördüğünüz gibi %94.9 Batı Asyalı. Biraz geri gir şey yapalım. Az yok. 3 tane grup var sadece. Yükseğe basarsan. Yüksek, yani en güzel olan Türkiye, Diyarbakır, Mardin ve Türkiye. Tamam. Şimdi Getmatch'ten sonra Vaduo'ya bakalım ne diyormuş. Eurogains K13'ten başlayalım. Gördüğünüz gibi bu arkadaşın genetik karışımı, önemli genetik karışımı Talaşlara en yakınmış. Ondan sonra Kürtlere, ondan sonra Kürt, Kurmancı, Türkiye'de yaşayan Kürtlere, Zaza, Kürtler İran'da olanlar, Lur, şu anda bir şey söylemem, Kürt Sorani ve Türk Meşkedisi. Bu Türk Meşkedi Azerbaycan şey sınırında yaşıyorlar, yani o kuzey doğu bölümde. Ve gördüğünüz gibi distansa bakarsak 5.36 ile 7.32 hepsi buna çok çok yakın sayılır. Ondan sonra 9.87 Ermeni yazıyor. 10.26'dan sonra Azerbaycan, Türkiye bu tarafa yükseke çıkıyor. Ve aşağıda hemen içine attım Word datayın içine. Gördüğünüz gibi bu arkadaşta çok fazla, nasıl diyebilirim, mesela en fazla tabii ki Batı Asya çıktı Eurogains'te, gördüğünüz gibi. East Mediterranean 30.87 bayağı yüksek, yani Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz düşük 8.35 normal bir Türkiye için. Güney Asya, işte Kürtlerde bu bölüm hep böyle 5 ile 8 arasında oluyor yüksek. Ve Baltik çıkıyor burada 5.57 ve bence ama fazla da yüksek değil. Ben bayağı başka genetik karışımlarda gördüm Türklerde. Baltik, yani ya da Kürtlerde bile, yani bu 5.57 yüksek bir bölüm değil ama yine vermiş işte şeye, Baltik bölüme. Ayrıca Doğu Asya genleri halen orada bir belirlik var. Sibirya 1.31, Ölüdeniz, İsrail Ölüdeniz'i, Güney Afrika, yani Sahara'nın güneyisinde 0.19, bir de küçük bir tane Osyen Partı. Burada da ilk Kürt, ondan sonra İrani, üçüncü Ermeni, Azeri ve Gürcü Yahudisi, gördüğünüz gibi. Distans, bu şimdi orijinal Eurokans K12. Aşağıda karışımlara bakalım. Karışımlarda ilginç. Bir taraf Abkaz, bir taraf İran Yahudisi ya da bir taraf Kürt, bir taraf Abkaz. Abkaz eski Çerkeslerin memleketi. Yani bizim Çerkes bildiğimiz bir memleket. Ondan sonra ya da %82 Kürt ve Gürcü ve Erzurum'u düşünürsen, tabii ki Erzurum Türkiye neredeyse, yani doğu, kuzeydoğuda. Tam o bölümde yani. Yani bu karışımda normal bir şey. Tabii ki bu arkadaş dedi ki ya bu
Doğu Asya gen varsa ne demek? Yani eskiden bir karışım olabilir. Bu arkadaşta çok ilginç bir şey var. Bu arkadaşın haplo grubu Orta Asya'dan geliyor. Çünkü bir R1A alt mutasyonu eski Indo-İranik bir haplo grup, ama Orta Asya'da Türk kavimler ilk oluşurken o haplo grup oradan çıkmış ve bu geri Anadolu'ya gelmiş ve bu arkadaşın o haplo grubu var. Ama ona gitmeden önce Talaşların nasıl bir millet olduğunu da onu da göstermek istiyorum. Bir tane şey buldum. Talaş'ta gördüğünüz gibi Kaspik Denizi burası. Bu taraf Azerbaycan, bu taraf Rusya. Ve gördüğünüz gibi burası İran. Bu bölümde yaşıyorlarmış Talaşlar. Ve Indo-İranik bir millet olarak ve dilleri bulunuyorlarmış. Bunu da göstermek istedim. Talaşların yaşadığı bölgesi. Haplo grubu gitmeden önce Dodekatka 12B'yi de göstermek istiyorum. Orada çünkü bu Indo-İranik genetik çok güzel gözüküyor. Gedrusya bölümünde bunu çok net çıkartıyor. Ve gördüğünüz gibi bu arkadaşın 24.23 Indo-İranik eski Aryan genleri diyelim. Çünkü bu genetik Almanlarda da bulunuyor %8. Onun için ben orada bir bağlantı bulabildim bu Indo-İranik Aryan bölümüne. Almanlarda ortalama 6 ile 8 arasında, Türklerde 15-16 arasında 13, Kürtlerde 24-23 ve İran insanlarda daha yüksek bu bölüm. Ama gördüğünüz gibi Kürt'te 24.23'e çok yakın. Kafkas bölümü yüksek. Southwest Asian Türkiye'nin ortalaması, yani fazla bir yüksek bir part değil. Bu Oriental'a geçen part bu, yani Güneybatı Asya, Arap Adası'nı diyorum ben burayı, bölüme. Ondan sonra gördüğünüz gibi Atlantik bir de North European düşük. Baltik'i ama yine gösterdi bu arkadaşa. Ve burada da South Asian 2.21 fazla görünmüyor. Ayrıca ama Kuzeybatı Afrika çıkmış ve gördüğünüz gibi yine bu ben haplo grubu anlattığım gibi Sibirya 1.17, yani bir eski karışım var. Sibirya 1.17 ve gördüğünüz gibi burada ilk Türkleri gösteriyor, sonra İranlıları gösteriyor, yani Persleri gösteriyor. Uzbek Yahudisi, İran, Türk. Distans 10'a kadar bu. Gördüğünüz gibi aşağıdaki burada şimdi her hesap makine başka gösteriyor işte karışımı. Bu diyor ki %70 İrani halk, Kürt halkı. Burada Ermeni de gösteriyor, Türk de gösteriyor. Süprot, Türk, Gürcü Yahudisi. Karışım ve distansı burada. Devam edelim. İşte bu R1A set 21-25 alt mutasyon gördüğünüz gibi Doğu Asya'da, Orta Asya'da burada bayağı bir yoğun bu haplo grup. Kafkas'ta da bulunuyor. Belki Nogaylara ait de olabilir. Ve Güney Asya'da, Hindistan'da, Çin'de, Tayland bölümü burası. Burası da İndonezya bulunuyor. Ve bu haplo grup gördüğünüz gibi Orta Asya'da çok yaygın. Bir arkadaş dedi ki R1A Aryan'dır ya da R1R Indo-İran'dır. Doğrudur, o da doğrudur ama Türk kavimlerden geri gelmiş. Hani ben bunu hep anlatıyorum. Türk kavimler, Indo-İranik, Indo-Germanik insanlar Anadolu'dan, Kafkas'tan Orta Asya'ya göç etmişler işte 3000 sene önce. Ve orada ilk kavimler, Türk kavimler işte milattan sonra 100 sene mi 200 sene önce oluyor. Ve o Türk kavimler sanırım bir karışım millet olduğu için geri gelmişler Anadolu'ya. Ve bu arkadaşın biliyoruz burada arkadaş yaşıyor. Erzurum'dan, Hinis köyünden. Ve bu Kafkas'ta da gördüğünüz gibi baya çok bulunmuş bu R1A haplo grubu. Umarım beğendiniz. Biraz nezleyim duyduğunuz gibi. Biraz vakti lazım tabii ki, güzel olsun videolar. Umarım beğendiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi Erzurum'a selamlar. Hinis köyüne.